Değerli dostlar, derin kuyu dalgıç pompa, yıldız üçgen, yol verme. Bunun bağlantısını yapacağım. Öncelikle RST fazlarımızı pano beslememize giriyoruz. Üç fazımızı RST şeklinde panomuza giriyoruz. Sonra tekrar yukarıdan sigortamızın buradan bir çıkış alıyoruz. R fazımızı ana kontaktörümüzün L1'ine giriyoruz. Bu ana kontaktörüm, üçgen kontaktörüm, yıldız kontaktörüm. Tekrar S fazımı alıyorum. S fazımızda kontaktörümün L2'sine giriyorum. Buradan T fazımı alıyorum. T fazımı da kontaktörümün L3'üne giriyorum. Ana kontaktörümün L3'üne girdim. Buradan ana kontaktörümün buradan L1'den bir kablo alıyorum, ek alıyorum. Üçgen kontaktörümün L3'üne. Tekrar ana kontaktörümün L2'sinden aldığım fazı üçgen kontaktörümün L1'ine bağlıyorum. L2'den alıyorum, L1'e bağlıyorum. Buradan tekrar L3'ten ana kontaktörümün L3'ünden aldığım ekimi üçgenin L2'sine bağlıyorum. Üçgen kontaktörümün çıkışlarını T1'i T1'e, T2'yi T2'ye, T3'ü T3'e bağlıyorum. T2'yi alıyorum. T2'ye bağlıyorum. T3'ü de alıyorum. Yıldızın T3'üne bağlıyorum. Yukarıya yıldız kontaktörümün L1, L2, L3'ünü şöntlüyorum. Güç devresi bağlantısı bu şekilde. Burada şemamız da var arkadaşlar. Şöyle kısaca güç devresini göstereyim. Ana kontaktörümüze RST fazları giriyor. L1, L2, L3 ana kontaktörümüzden üçgene. L1'i L3'e giriyoruz. L2'yi L1'e giriyoruz. L3'ü de L2'ye giriyoruz. Buradan çıkışlarında ana kontaktörümüzün çıkışını, pardon, üçgen kontaktörümüzün çıkışını bu T1'i T2'ye, yıldızın T1'ine, TX'ini T2'ye, T3'ünü T3'e bağlıyoruz. Yıldızın üstünü şöntlüyoruz. Buradan üçgen motorumuzu üçgen olarak besliyoruz. Üçgen kontaktörünün çıkışlarından, ana kontaktörümüzün çıkışlarından da yine yıldız olarak motorumuzu besliyoruz. Şimdi dilerseniz kumanda devresine başlayalım. Kumanda devresi için buraya bir ikili otomat koydum. Buradan R fazımızdan, yani buradan RST fazlarımızdan herhangi birinden faz alarak kumanda devresinin sigortasına girebiliriz. Ama benim burada 3 fazımda enerji olmadığı için
Buraya ayrıca bir prizden faz aldım. Faz nötr aldım. Nötrlerimi dağıttım. Her kontaktörümün A2'sine nötr verdim. Aynı zamanda zaman rolemin A2'sine nötr verdim. Şu an sadece kumanda devresi bağlantımız kaldı. R fazından aşırı akımın kapalı kontağına giriş çıkış yapıyoruz. Sonra stop butonuna giriş çıkış yapıyoruz. Sonra start'a giriyoruz. Start'ın çıkışını ana kontaktörüm A1 bobin bacağına bağlıyorum. Tekrar 13 numaralı normalde open'un çıkışı, yani 14 numaralı normalde open'dan şuradan ana kontaktörümün bir ek alıyorum ve start'ın girişine bağlıyorum. Mühürleme yapmış oluyorum. Şu ilk sırayı bir yapalım arkadaşlar. Buradan ikili otomatımdan bir faz alıyorum. Termiğim 95, kapalı kontağına giriyorum. Tekrar termiğin çıkışından bir ek alıyorum. Altıdan tekrar bir ek alıyorum. 96'dan aldığım ekimi stopa giriyorum. Tekrar stoptan bir çıkış yapıyorum. Starta giriyorum. Starttan da bir çıkış yapıyorum. Bunu da nereye giriyorum? Kontaktörümün 13 numaralı normalde open açık kontağına giriyorum buraya. Tabi aynı zamanda buradan yine bir faz alıp A1 bobin bacağını ana kontaktörümün besliyorum. Buradan ana kontaktörümün A1 bobin bacağını besledim 13 numaralıdan. Çünkü biz kumanda devresiyle kontaktörlerin A1 bobin bacağını, faz bacağını kontrol etmek istiyoruz. Ondan dolayı A1'e çivi bobin bacağına kumanda devresinden faz vermek zorundayım. Şimdi mühürleme yapmam gerekiyor. Şu 14 numaralı normalde open. Oradan bir ek alıyorum. Startımın girişine bağlıyorum ve mühürlememi yapmış oluyorum. Yani şuradan arkadaşlar startımın tekrar girişinden bir beyaz kabloyla ek aldım. 13-14 numaralı kontaktörümün açık kontağına giriyorum ve mühürleme yapmış oluyorum. Şimdi enerji verdiğimde ana kontaktörüm sürekli çalışacak. Neyimiz eksik? Her şeyimiz tam. Şu an çalışması gerekiyor. Şu an ana kontaktörüm çalışıyor gördüğünüz gibi. Termiğimin 95-96'ında küçük bir problem oldu. Bakır tel tam temas etmediği için biraz çalışma problemi yaşadı. Şu an çalışıyor. Ana kontaktörümüz çekiyor, çalışıyor. Şu an ne yapmamız gerekiyor? Nerede kaldık? Bakalım arkadaşlar. Bu ilk sırayı yaptık. 13 numaralı normalde open'dan bir ek alıyorum. Üçgenin kapalı kontağına ekliyorum. Üçgenin kapalı kontağının çıkışını zaman rolesinin bobin bacağına veriyorum. Hemen yapalım. Üçgenim. Şuradan 14'ten bir ek alıyorum. Enerjimizi kapatalım. Kapalı kontağına üçgenin giriyorum. Üçgenin kapalı kontağının çıkışını nereye veriyorum? Zaman rolesinin bobin bacağına veriyorum. Üçgenin kapalı kontağının çıkışını mesela şuradan bir ek alalım. Zaman rolesinin A1 bobin bacağını buradan besleyelim. Zaman rolemiz şöyle göstereyim arkadaşlar. MCB9 yani 30 saniyelik MCB 30 saniyelik bir zaman rolesi. Bir şurası kumanda devresi, burası bobin bacağı. Bir kumanda devresinin enerji girişi, iki açık kontak, üç kapalı kontak. Zaman rolemiz bu şekilde. Şimdi üçüncü sıraya geçtiğimiz vakit üçgenin kapalı kontağının çıkışı, yani şurası. Buradan bir ek alıp üçgenin kapalı kontağının çıkışından bir ek alıp zaman rolesinin bir numaralı ucunu besliyoruz. Yani biz şu bir numaraya ek enerji verdiğim vakit zaman rolesinin
kapalı kontak ve açık kontak enerjilenmiş oluyor. Biz sadece çıkış yapacağız. Sonra 3 numaradan kapalı kontaktan bir çıkış alıyorum. Yıldızın bobin bacağına veriyorum. Şimdi yıldızın kapalı kontağının çıkışından bir ek alıyorum. Yıldızın üçgenin kapalı kontağının çıkışı burası. Buradan zaman rolesinin 1 numarasını besleyeceğim. Bu da olabilir. Buradan yetişiyor mu? Yetişiyor. Buradan tekrar bir ek alıyorum. Buradan zaman rolesinin 1 numaralı ucunu besliyorum ve kontaklarıma giriş yapmış oluyorum. Sadece şu an çıkış yapacağım. 3 numaralı kapalı kontaktan bir çıkış yapıyorum. 3 numaralı kapalı kontaktan çıktığım uçla yıldızın bobin bacağını besleyeceğim. Yetişiyor mu? Yetişiyor galiba. 3 numara şurada. 3 numaradan bir çıkış yapıyorum. Buradan yıldızın bobin bacağını besledim. Tekrar buraya gelecek olursak en alt kısım kaldı. Üçgenin kapalı kontağının girişinden tekrar bir ek alıyorum. Yani buradan kapalı kontağının girişi. Üçgenin kapalı kontağının girişinden aldığım ekle zaman rolesinin açık kontağını enerjilemem gerekiyor. Bir numarayı enerjilediğimiz için ne yapacağız? Burada sadece çıkış yapacağız. Yani zaman rolesinin 2 numaralı açık kontağından bir çıkış alacağım. Yıldızın kapalı kontağına giriş yapacağım. Yıldızın kapalı kontağının çıkışını üçgenin bobin bacağına vereceğim. Daha sonra da işte üçgenin açık kontağı ile zaman rolesinin açık kontağını mühürleyeceğim. Yapalım. Tekrar 2 numaradan bir çıkış alıyorum. Hangisiyle alalım? Şunu da alabiliriz. 2 numaradan bir çıkış alıyorum. İki numaradan aldığım çıkışla yıldızın kapalı kontağını enerjiliyorum. Şu an yıldızın kapalı kontağını enerjiledim. Yıldızın kapalı kontağının çıkışını ne yapıyorum? Üçgenin bobin bacağına veriyorum. Yani yıldızın kapalı kontağı şuradan bir çıkış alıyorum tekrar. Bunu da üçgenin bobin bacağına veriyorum. Buraya kadar tamam. Orayı da enerjiledik. Ne kaldı arkadaşlar? Şu an benim üçgen kontaktörümün açık kontağıyla zaman rolesinin açık kontağını mühürleyeceğim. Ama buraya fazla kablo kalabalığı oluşturmak istemiyorum. Çünkü zaten klemenslerini gördüğünüz gibi çok küçük. Buradan almamla buradan almam arasında hiçbir fark yok. Üçgenin kapalı kontağından bir uç alıyorum. Üçgenin açık ucuna giriyorum. Açık kontağına giriyorum. Tekrar üçgenin açık kontağının çıkışını da yıldızın kapalı kontağının girişine bağlıyorum. Yapalım. Üçgenin buradan bir ek alıyorum kapalı kontağından. Tekrar açık kontağına giriyorum. Üçgenin açık kontağının çıkışında yıldızın kapalı kontağının girişine bağladığımda benim mühürlemem olmuş oluyor. Tekrar buradan aldığım iki yıldızın kapalı kontağına gireceğim. Evet, şimdi hiçbir eksiğim kalmadı. Nötrlerimi de verdim. Bütün her tarafa nötrleri dağıttım. Şu an enerjimi verdiğimde ne olacak arkadaşlar? Önce 220 ile çalışacak. Yıldız çekecek ana kontaktörle sonra 380'e geçecek. Ve üçgen kontaktörle ana kontaktörüm çalışacak. 8 saniye sonra. Evet, şu an üçgene geçti. Gördüğünüz gibi. Yani üçgen çalışmasından maksat nedir arkadaşlar? Elimizde küçük bir motor var. Gördüğünüz gibi motorun sargıları var. Nedir? Burada işte bakır tellerle, ince ince tellerle sargı yapılmış. Hani küçük bir motor, bu blender motoru galiba.
Bu motor mesela belli bir kilovatı var, belli bir amper değeri var. Yüksek amperli motorlarda bu 50 kilovat, 40 kilovat veya 20 kilovat, 30 kilovat 380 ile doğrudan çalıştırırsanız, direkt yol verirseniz bu sargılar zarar görüyor. Hani zamanla yanar bu sargılar. Motorunuz yanmış olur. Hani motorun yanmasından maksat bu işte, şu sargıların yanması. Ondan dolayı arkadaşlar yıldız üçgen çalıştırma diye bir işte pano yapılıyor. Ve bu yıldız üçgenle ilk başta 220 ile motor kalkış yapar ve sargılar zarar görmez. Daha sonra 380'e geçer. 380 ile daha performanslı bir şekilde motor çalışmış olur. Tabii hani günümüzde bu yıldız üçgen tamam kullanılıyor ama eski panolarda kullanılıyor ve küçük işletmelerde kullanılıyor. Yeni işletmelerde, büyük işletmelerde, ağır sanayide, ileri teknoloji, PLC türü cihazlar kullanılıyor. Hani bunlar artık biraz daha atıl kaldı. Yıldız üçgenden maksat bu arkadaşlar. Bu ikisi çalıştığı vakit 220 ile çalışıyor tek faz. Bu ikisi çalıştığı vakit 380 ile 3 fazla çalışıyor. Derin kuyu, dalgıç pompa, yıldız üçgen yol verme bu şekilde arkadaşlar. 8 saniye sonra üçgene geçecek. Gördüğünüz gibi. Burada zaman rulesi ile biz zamanını ayarlıyoruz. Hani zamanını çok, bunun belli bir ayar var işte 5 saniye, 4 saniye, 6 saniye fazla yükseltemezsiniz. Fazla yükselttiğiniz vakit zaman ayarını hani yıldızdan üçgene geçerken 10 saniye falan bir zaman uzarsa arkadaşlar yine motor sargıları zarar görür. Hani kısa bir şekilde hareket ettikten sonra doğrudan hemen üçgene geçmesi lazım. Olay bu arkadaşlar.